TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Korucan'ın Köpeklerin Öldürülmesi, Din Ne Diyor? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Telef edilmesi, itlaf edilmesi diye yazacaktım başlığa ama yeni neslin bu iki kelimenin ifade ettiği manayı bilemeyebileceğini düşünerek öldürülmesi dedim. Türkiye'nin bir numaralı gündemi olduğu bu mesele. Gazeteler, köşe yazarları, televizyonlardaki haber bültenleri, tartışma programları Cumhur'un başkanından parti liderlerinin meclis konuşmalarına ve öyle zannediyorum ki köy kahvelerinin köşelerinde hatta aile yemeklerinde bile bu mesele konuşuluyor. Mesele bu kadar yaygınlık kazanınca sizin de söyleyeceğiniz bir iki kelamınız elbette oluyor. Ben de editör arkadaşımın teklifiyle bir yazı kaleme almaya karar verdim ve tabii ki İslam'ın fıkıhı açısından. Kısa bir surf yaptım internette, kimler neler demiş ve dediklerini nasıl temellendirmiş diye. Gördüğüm şey şu oldu, köpeklerin öldürülmesine insanlara zarar veriyor olması gerekçesiyle cevaz vermişler. Böylece şu an tartışmalara konu olan kanun tasarısına açıktan destek vermişler. Delil olarak da Efendimizin Medine döneminde köpeklerin öldürülmesine yönelik beyanlarını öne sürmüşler. Kur'an'da zaten bir delil yok. Dolayısıyla cevaz görüşünü dayandırdıkları deliller, hadisler ve ulema görüşleri olmuş. Hadisler adına yaptıkları şu, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki köpeklerin öldürülmesini emretti ve aynı sonuca çıkan 3-4 rivayeti arka arkasına dizmişler ama 14 asır önce Medine'sinin sosyal ve kültürel şartlarını hiç dile getirmemişler. Bu rivayetlerin sıhhati hakkında bir beyanda bulunmadıkları gibi İslam'ın genel ilkeleri ve tam aksi istikamette hayvan hakları ve sevgisi üst başlığında toplayabileceğimiz rivayetlere hiç değinmemişler. O günkü Medine ile bugünkü Türkiye aynı mı? Böyle bir yaklaşım hangi usul prensibine uyuyor acaba? Ben cevap vereyim, hiçbirisine. Lafzın literal anlamından hareket ederek bunun hangi vesileyle, hangi ortamda, hangi amaca binaen söylendiğini nazara almadan hüküm vermek zahirilik değil midir? Literatürde sebebi vürud ve vasatül hüküm dediğimiz sosyokültürel arka plan şartlarını gözeterek hadislerle izah getirmek ilk elden yapılması gerekli olan şey değil midir? Ki bunu İmam Hatip seviyesinde dini bilgisi olan herkes bilir. Ayrıca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanları bağlayıcı olan peygamberlik vasfının gereği bir emir olarak mı söylemiştir? Yoksa o günün Medine'sinde toplum lideri olarak verili bir soruna çözüm amacıyla mı dile getirmiştir? Eğer ilki ise o zaman köpek neslinin ortadan kaldırılması Müslümanların dini bir görevi olur. Böyle saçma bir sonuca varılabilir mi? Zaten 14 asırlık tarihimiz içinde hiç kimse böyle bir düşünceyi seslendirmemiştir. İkincisi ise bu çözüm yolunu genelleştirmek ve Allah Resulü emretti dedi demek hangi ölçüde doğrudur? Ya sosyokültürel şartlar farklıysa? Nitekim farklı. 14 asır öncesinin Medine'si ile 2024 yılının Türkiye'si aynı sosyokültürel şartlara mı sahip? İşi sulandırmak olmasaydı Medine'de veterinerlik fakültesi mi var diye sorularıma başlar, devam ederdim ama sükut edip geçiyorum. İbni Hazm'dan Şevkani'ye, Münavi'den Hattabi'ye, Cahiz'dan Risale-i İbahat-ı Katli, İtlafı, Kılâb-ül Muzırra adıyla müstakil çalışma yapan Osmanlı ulemasından Saçaklızade Mehmet Efendi'ye kadar birçok İslam uleması, Efendimizin Medine'deki köpekleri öldürmeyle alakalı hadislerinin şartlar ortadan kalktığı için nesh edildiğini, zaruri denebilecek şartlar olmaksızın köpekleri öldürmenin hayvan hakkı ihlali olup uhrevi mesuliyeti mucip olacağını söylemişlerdir ki bu satırların yazarı da aynen böyle düşünmektedir. Eğer doğruysa şeytanın bile aklına gelmez. Ben işin güncel siyaseti alakadar eden tarafında değilim. Zaten orası çok karışık. Bu kanunun AKP iktidarının son seçimlerde yerel belediyelerde çoğunluğu elde etmiş CHP'yi sıkıştırmak için olduğunu söyleyen yorumları okuduğumda pes dedim. Binde bir ihtimalle bile olsa, eğer bu varsayım doğruysa, şeytanın bile aklına gelmeyecek bu teklife
şapka çıkartmamak mümkün değil. İyi ama ortada söz konusu olan insan emniyeti, toplum huzuru, çevre sağlığı, hayvanların yaşama hakkı diyeceksiniz. Haklısınız ama alacağınız yok. Günümüz Türkiye'sinde bunu düşünen kim? Katliamı din sosuyla meşrulaştırıyorlar. Hasılı sahipsiz, saldırgan, zararlı köpekleri öldürmek caizdir fetvalarına yönelik şunu diyebilirim. Bağlamlarından kopuk bir şekilde ele alınan rivayetlere dayanarak, zaruret var, öldürmek caizdir demek kolaycılığını tercih etme ve eğer varsa siyasilerin emellerine hizmet etme olarak değerlendiriyorum. Gönül isterdeki, madem ki Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelmiş bu meselede konuşuyor ve yazıyorsunuz, öldürme öncesindeki alternatiflere de vurgu yapsalardı. Dünyanın sair ülkelerinde bu sorunun nasıl halledildiğine kafa yorup yönlendirmelerde bulunsalardı. Keşke. Sonuç olarak insan hayatıyla, insanlara saldıran ve çevresine zarar veren bir hayvanın hayatı arasında tercih yapılacaksa, tercih tabii ki insan hayatından yana olmak zorundadır. Ama iş bu noktaya gelmeden, gerekli olan tedbirlerin alınmasına vurgu yapmadan, öldürme harici alternatifleri nazara almadan öldürülebilir. Zaten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de köpeklerin öldürülmesini emretmişti rivayetlerine sığınma ve öldürmeyi meşrulaştırma dine vurulmuş bir darbedir, diyor Ahmet Kurucan TR724'deki köşesinde.